Afrika'nın kalbinde hayvanların kralı tacını paylaşmak zorunda. Nehir onların savaş alanı. Bu aslanlar ve su aygırları arasında bir bölge savaşı. En büyük iki katil, iki güç karşı karşıya. Küçük bir yavru devlerin arasındaki bu savaşın ortasında kalıyor. Suları azalan bir nehrin kıyılarında iki ölümcül gücün karşılaştığı işte bu yerde sıra dışı bir drama yaşanıyor. Üstünlük savaşı, aslan su aygırına karşı. Luangwa Nehri, Afrika'nın kalbine hayat veren büyük bir nehir. Büyük Rift Vadisi'nin güneyine düşen yağışlar, bu can damarının tüm sene akmasını sağlıyor. Yağışlı mevsimde yaşam rahat. Bu nehirde dünyanın diğer her yerinden daha fazla su aygırı yaşıyor. Aslan ailesi için yağmur mevsimi en büyük lüksü getiriyor. Uyku. Yalnız bir sürü erkeği sürüsünü koruyor. Bu büyük bir çete. 5 dişi ve geçen senenin yavruları var. Dahası içlerinden biri yavru bekliyor. Zambiya'nın Güney Luangwa Milli Parkı'nda yıllık bir bebek patlaması yaşanıyor. Nehirde su aygırları 800 kilometrelik bir alana yayılıyor. Hava sıcak olduğunda tıpkı aslanlar gibi dinleniyorlar. Geceleri otlamak üzere kıyıya çıkıyorlar. Şimdi herkesin güç toplama zamanı. Değişim kapıda. Rahat günler sona ermek üzere. Su aygırları için bu dünyalarını kaybetmeye benziyor. Yepyeni tehlikelerle karşı karşıyalar. Nehrin yukarısında ve aşağısında su aygırları derin havuzlar bulmaya çalışıyor. Aslında ideal bir nokta var. Tabii aslanları göz ardı edebilirseniz. Sıcağı hisseden ve strese giren su aygırları oraya geliyor. Ve kısa sürede 50'den fazla su aygırı birikiyor. Fakat bu havuzun bir sahibi var. Baskın su aygırı, yani suyun efendisi. Yeni gelenler sessizce içeri giriyor. Lider erkek kendisine rakip gördüğü her şeye saldıracaktır. Su aygırları çok güçlü ve tehlikelidir. Aslanlardan çok daha fazla insan öldürürler. Kıyıdaki otların arasına saklanan bir dişi aslanın bir erkek, bir dişi, iki yavrusu var ve 4 haftalıklar. Birkaç günde bir gizlenme yerlerini değiştiriyor. Yavruların saklı kalması çok önemli. Babunlar bile yerlerini ele verebilir. Dikkatli olmalı.
Doğum yapmak üzere sürüsünden ayrılmıştı. O zamandan beri onlardan ayrı. Yavrular sürüye yetişemez ve açık alanda savunmasızdır. Babunların alarm çağrılarının yerini belli ettiğini hissediyor. Bir su aygırı. Buradaki kavgayı kazanabilir çünkü araziyi tanıyor. Seyirciler hızla oradan ayrılıyor. İki rakip birbirini görmezden gelmiş gibi davranıyorlar ama bu tamamen bir blöf. Olasılıkları tartıyorlar. Yavrular ayak altında kalabilir. Su aygırları ilk savaşı kazanıyor. Devlere bir puan. Yavrular onunla yer değiştirebilecek kadar büyük. Onları nehre götürüyor. Burası savaş alanının kalbi. Yaşam burada yoğunlaşıyor. Ve Afrika'nın en değerli yavrularından bazıları burada yaşıyor. Bir anne su aygırı tıpkı dişi aslanlar gibi yavrusunu yaşamı pahasına korur. Sudaki yavruların ve kıyıdaki yavruların öğrenmesi gereken çok şey var. Şimdiden avlanma içgüdüsüne sahip ve homurdanan su aygırlarından korkuyor. Dişi aslan ve yavruları bu gece saklanacak yeni bir yer bulmak durumunda. Anne su aygırları ise sürünün korunmasını tercih ediyorlar. Yavrular diğer yavrularla bir araya gelerek arkadaş edinip oyun oynuyor. Baskın erkek onları yabancılardan koruyor. Ancak bir kavganın ortasında kalma riskleri var. Az önce başka bir saldırgan erkek geldi. Suyun efendisi hemen yanıt veriyor. Her kim kazanırsa nehri ve düzinelerce dişiyi kontrol edecek. Her biri bir aslanın iki katı büyüklüğünde. Ve iki kat saldırgan olabiliyorlar. Kazanmak demek bir hanedan kurma fırsatı. Yeni nesil yavrularına sahip olmak demek. Yaralanma riski yüksek. Kaybedenler hızla geri çekiliyor. Fakat mevsim ilerledikçe kavgalar daha da ölümcül oluyor. Kafasını kaldıran yaşlı boğa yabancı üzerindeki baskınlığını gösteriyor. Yabancı havuzun kenarına doğru geri geri gidiyor. Testosteron yüklü ve en tehlikeli halinde. Aslan sürüsü akşam üstlerini nehirde geçiriyorlar. Nehrin bu kıyısını kendi krallıkları olarak görüyorlar. Akşam olduğunda bile hormon yüklü bekar erkek hala kavga arıyor. Sinirli su aygırı sinirinin bir kısmını aslanlardan çıkarıyor. Dişi aslanlar dörde bir bile işlerinin zor olduğunu biliyorlar. Belki de ruh halini fark edip bu kavgaya girmek istemediler. Fakat onun öfkesini küçümsediler. Devler kedileri bir kere daha yendi. 2-0. Bu karşılaşmalar blöf ve güç gösterisi içerisinde.
Bu aslanlar ve su aygırları bu oyunu oynayarak büyüdüler. Geçen senenin yavruları kuralları ve riskleri öğreniyor. Karşı kıyıda daha büyük bir tehlike var. Luangwa Nehri, Nisefu sürüsünün sınırında. Diğer taraf iki erkek kardeşe ait. Şimdiden karşı kıyıdaki birkaç rakibi ve yavrularını öldürmüş durumdalar. Su aygırlarımız tarafından korunan nehir olmasa sürümüz ciddi bir tehlikede olurdu. Her geçen gün su seviyesi düşüyor. Nehir yaşamın odağı olurken sürü kıyıda daha fazla zaman geçirmeye başlıyor. Toprak kuruyor ve koala sürüleri akın ediyor. Devasa bufalo sürüleri su içmek için nehrin karşı kıyısına geliyor. Aslanlar için yanlış taraftalar. Yani tehlikeli bölgedeler. Fırsatın kokusunu alıyorlar fakat 100 metre genişliğindeki Luangwa Nehri büyük bir engel. Yemek ellerinden kaçıyor. Aslanlar tehlikenin farkında. Ancak yaşamın sunduğu tüm fırsatları değerlendirmeliler. Sürü otlak arayarak yoluna devam edecek. Bir karar veriyorlar. Başka bir dünyaya geçecekler ve hepsi birden geri dönemeyebilir. Su aygırları nehirlerini koruyacaktır. Ve tek sorun onlar değil. Su aygırları panikle kaçıyorlar. Sürünün cesareti kafalarını karıştırarak geri çekilmelerine neden oldu. Kediler için bu büyük bir zafer. Timsahlar bile uzak duruyor. Bir yavru heyecanlanıyor ama şimdi oyun oynama zamanı değil. Annesi risklerin farkında. Kuyruğunun ucunu bir timsaha kaptırdı. Karşı taraf düşman bölgesi olabilir. Ancak şu an tek önemsedikleri bufalo sürüsü. Av zamanı. Bufalo avlamak yetenek ve cesaret gerektirir. Hipopotamların yağına karşılık bufaloların kası, dişlerine karşılık da boynuzları vardır. Saatlerce nehir kıyısında sürüyü çevreleyerek iki farklı açıdan saldırmaya çalışıyorlar. Sonunda hamlelerini yapıyorlar. Bufalolar bir karşı saldırıyla hemen yanıt veriyor. Bu dünyada cesaret de güç kadar önemli. Aslanlar hemen geri çekiliyor. Karşıya geçmek üzere nehre doğru gidiyorlar. Bufalolara yenildikten sonra su aygırlarıyla karşılaşmaya daha da gönülsüzler. Nehrin yanlış tarafında sıkışıp kaldılar. Karşı kıyıda yavrular evlerinde kalarak daha şanslı çıktı. Anneleri gece küçük antilop bir puku yakaladı. Belki de ilk kez et tadacaklar. Küçük erkeğin kafası leşin içinde, kız kardeşi ise gelip oyun oynamasını bekliyor. Yavrular farklı karakterlere sahip. O tipik bir erkek. Cesur ve güçlü. Oyunlarında o daima aslanı, kız kardeşi ise antilopu oynuyor. İşin tuhaf yanı, avlanma işinin çoğunu yetişkin dişiler gerçekleştirir. Anneleri aniden uyarı amacıyla kükrüyor. Yalnız değiller. Bilinmedik bir yalnız dişi, sürü dışından bir aslan, yiyeceğe muhtaç.
Yavrular ne yapacağını bilemiyor. Ve yalnız dişi saldırıya başlıyor. Fakat anne geri çekilmeyi reddediyor. Yavrularına süt sağlamak için her bir yiyecek parçasına ihtiyacı var. Kısa bir süreliğine avı paylaşıyorlar. Ve yavrular birbirlerini teselli ediyor. Fakat kısa bir süre sonra yiyecek kavgası bir çekiştirmeceye dönüşüyor. Yavrular için bu dünya korkutucu ve imkansız seçimlerle dolu görünüyor. Anne avını bırakmaya karar verdi. Yavrularını güvene almak daha önemli. Emziren bir anne için yarım puku yeterli değil. Yavrudan dişi olanı daha gergin. Her sesten ürküyor. Anneleri onları yeni bir saklanma yerine götürüyor. Yeniden avlanmak zorunda. Yavrular yalnız başına savunmasızlar. Leoparlar ve sırtlanlar gizli yavruları ararlar. Ve yakınlarda bu kadar çok sayıda tehlikeli su aygırı varken şartlar hiç iyi değil. Onları bırakmak kolay olmuyor. Nehrin ilerisinde yeni doğmuş bir su aygırı kreşe katılıyor. Anneleri yeni gelenleri gözetiyor. Nehir kurudukça daha fazla su aygırı geliyor. Yeni gelenler tehlikeli bir kargaşa yaratıyorlar. Her annenin bazı sorunları vardır. Aslan sürüsü hala nehrin yanlış tarafında. Bir bufalo çaresizlikle bağırıyor. Çamurlu kıyılar ağır bufalolar için bir ölüm tuzağıdır ve buradaki de gömülmüş. Timsah geri çekiliyor. Bufalo hala tehlikeli. Kendisini boynuzlarıyla savunacaktır. Ve arkadan saldırmak da hiç kolay değil. Gençler de aynı sonuca varıyor. Öldürmek kolay değil. Hala çok tehlikeli. Türünün tek bir seçeneği kalıyor. Ölmesini beklemek. Gece kaçınılmaz olan gerçekleşti. Şafaktan önce onu sudan çekip çıkardılar. Ama timsahlar da henüz pes etmedi. Aslanlar diğer herkesi kovalıyorlar. Sürü yediklerini sindirmek üzere geri çekilince yemeğe akbabalar atılıyor. Yavrulardan biri karnı tok olmasına rağmen leşi savunmaya çalışıyor. Geçen yıl doğan bir yavru insan standartlarında bir genç sayılır. Ne zaman cesur olup ne zaman pes edeceğini öğrenme aşamasındadır.
akbabaları birkaç kez kovaladıktan sonra buna değmeyeceğine karar veriyor. Bu sırada dişi aslan akbabaları gördü ve sürüsünün nehrin diğer tarafında olduğunu işte o an fark etti. Hem de bir avla. Yavrularını iki gündür besleyemedi. Açlık kararlarını etkiliyor. Su aygırları onu kısa sürede fark ederek alarm veriyor. Yiyecek ve ailesini görme umudu ona cesaret veriyor. Onları uyararak ciddi olduğunu gösterecek. Devler ikinci kez geri çekiliyor. Skor şimdi eşitlendi. Anne sürüsünü selamlıyor. Doğum yapmak üzere ayrılalı tam 2 ay oldu. Leşe yöneliyor. Çok geç kaldı. Akbabalar yemeği bitirdi bile. Aç ve çaresiz bir halde büyük bir hata yapıyor. Kendi başına avlanmaya çıkıyor. Hem de nehrin yanlış tarafında. İki üç kilometre ileride bir impala kayaların arasında yer alıyor. Impala geldiğini bile görmedi. Sonunda bir av yakaladı. Fakat yavruları nehrin diğer tarafında ve şu anda başkalarının av bölgesinde bulunuyor. Bölge sahibi iki erkek onu izliyor. Yabancıları öldürmekte hiç tereddüt etmiyorlar. Sadece hırpalanarak kurtulduğu için şanslı. Erkekler onu nehre dek takip ediyor. Seçim şansı yok. Yüzmek zorunda. Timsah onu neredeyse yakalıyordu. Bölgedeki su aygırları yaşananlara karışmadan izliyorlar. İki erkek nehri geçip onun peşinden gidebilirler ama gereken dersi verdiler. Dişi bölgesine geri dönüyor ve derhal yavruları bıraktığı yere gidiyor. Orada değiller. Onlara sesleniyor ama yanıt yok. Tek yapabileceği şey aramaya devam etmek.
tüm gece başarısız bir şekilde aramalarına devam etti. Bu dişi yavru. Ancak erkek kardeşinden bir iz yok. Onu yalnız bulmak kötü haber. Aramaya devam ediyor ama boşuna. Hiçbir yerde yok. Her yerde açlık ve gerginlik kol gezdiğinden yavruların yaşamı pamuk ipliğine bağlı. Su aygırları her gün geceki beslenmelerinin ardından daha geç geri dönmeye başlıyor. Daha uzaklara gitmek zorunda kalıyorlar. Nehrin birkaç kilometre aşağısındaki sürü için sahillerine yapılan böyle bir istila ciddi bir tehdit. Su aygırları saldırıya göğüs germek zorunda. Bu kimin söz sahibi olduğu ile alakalı. Aslanlar mı yoksa devler mi? Karşı karşıya göz göze geliyorlar. Birbirlerini görmezden gelebilirler. Fakat birbirlerine kimin patron olduğunu anlatmak ister gibiler. Su aygırı yerini koruyor ve dişi aslana kendisine saldırması için meydan okuyor. Belki de su aygırı için küçük bir psikolojik zafer. Aslanlar nehre hakim. Er ya da geç herkes su içmeye gelmek zorunda. Yılın bu zamanı nehir bolca avlanma fırsatı sunuyor. Fakat açık bir alanda avlanmak hiç de kolay değil. Pusu kurarak avlanan bir avcının saklanacağı yer yok. Aslanlar bu nedenle bekliyorlar. Buna dayanabilirsiniz, şimdi bir fırsat var. Sıcağın sağladığı kamuflaj. Fakat impalalar tetikte ve aslanların orada olduğunu biliyorlar. Su aygırları da yavaş yavaş aslanlara alışıyor. Belki de bu genç su aygırını sürünün bu kadar yakınına çeken şey meraktır. Belki de onlardan korkmayı öğrenmemiştir henüz. Masumiyeti ölümcül olabilir. Dev iyi bir ders alıyor. Bu ders pençe izleri iyileştikten çok sonra bile onunla kalacak. Çok sayıda su aygırında etkileyici savaş yaraları var. Luangwa akmaya devam ediyor ve su aygırları bir şekilde yeterince yiyecek buluyor. Bekar erkekler bir kez daha baskın su aygırına meydan okuyor. Suyun efendisi güç gösterisi yapıyor. Dışkı sıçratmak patron benim demek.
çene çarpmaksa ben buradayken olmaz demek. Yavrular meraklı. İzlemek üzere toplanıyorlar. Fakat bu tehlikeli bir ders. Bölge sahibi erkeğin avantajı var. Ancak rakibi ondan çok daha güçlü. Bir saatten uzun süre savaşıyorlar. Sonunda ev sahibi boğa savaşı kazanıyor. Fakat yavrulardan biri arada kaldı. Annesi yavrusunu savaşan iki devden koruyamadı. Genelde en yüksek bedeli en küçükler ödüyor. Bu sefer tek kazananlar aslanlar oldu. Bir sabah su aygırları otlamaktan dönerken anne aslan da sürüsüne dönüyor. Ve yanında küçük dişi yavrusunu getiriyor. Herkesi tanımak zaman alacak. Annesi bile bu sabah pek cana yakın değil. Tanışılacak akrabalar var. Ve onlarla tanışma vakti. Erkek kardeşi kaybolduğu için kendi yaşında başka yavru kalmadı. Dişi aslanlar rahatlamaya çalışıyor olabilir. Ama bir yaşındaki yavrulardan biri rahat durmuyor. Büyük erkek ve küçük dişi yavru büyük olasılıkla akraba. Tuhaf görünüşlü bir çift oluyorlar. Kimse onların uzaklaştığını fark etmiyor. Keşfedecek kocaman bir dünya var. Yavrular ortalığı hareketlendiriyor fakat tehdit yaratamayacak kadar küçükler. Ağaçların altına yerleşiyorlar. Orada daha nazik devlerden oluşan bir sürü bekliyor. Antiloplar ve fillerle tanışmalarının ardından biraz şekerleme yapmaya hazır. Sürüsüne geri dönen dişi aslan uyandı ancak kayıp aslanları fark etmiyor. O daha çok bir fırsatla ilgileniyor. Afrika'nın en güçlü antiloplarından biri olan erkek kudulardan oluşan bir sürü. Sürünün geri kalanı avda ona katılıyor.
İkinci bir dişi aslan su yoluna yöneliyor. Kudulara görülmeden ilerlemeye çalışıyor. Tuzağı yavaş yavaş kuruyorlar. İmpalalar alarm veriyorlar ve kudular ana saldırıyı hemen fark ediyor. Aslanlar hedefe kilitlenmiş durumda. Sürünün geri kalanı da ziyafete katılıyor. Kimse ortalıktan kaybolan iki genci fark etmiyor. Yavrular uyandığında sürüyü kaybettiklerini fark ediyorlar. Birilerinin yanıt vermesi ümidiyle erkek yavru seslenmeye başlıyor. Çok karanlık olmadan sürüyü bulmaları gerek. Ve su aygırları beslenmeye çıkmadan. Ama çok geç. Belki de büyük yavru küçük olanı koruma içgüdüsüne sahip. Çok cesurca bir şey yapmak üzere. Minik bir aslan bir devi kovaladı. Bu beklenmedik bir zafer. Aslanlar gerçekten sosyal tek kedilerdir. Yani birbirlerini hep kollarlar. İki genç aslan nehre ulaşıyor. Sürünün ortaya çıkmasını beklemek için en iyi yer burası. Sekiz aydır yağan ilk yağmurlar. Fakat bu durum yavrulara yardımcı olmuyor. Yağmur izlerini ve kokularını ortadan kaldıracak. Her ikisi de av yakalayamayacak kadar küçük. Aç kalacaklar. Tabii su aygırlarının ya da büyük yırtıcıların onları daha önce bulması büyük bir olasılık. Tanımadıkları bir kükreme. Nehrin diğer tarafındaki göçebeler. Erkekler yavruları fark ederse onları neredeyse kesinlikle öldürürler. Erkek aslanlar tanımadıkları tüm yavruları öldürürler. Fakat bugün yavruların beklenmedik bir müttefiki var. Su aygırları onları kovalıyor. Yavrular güvende. Bu hiç beklenmedik bir olay ve yavrular gerçekten de çok şanslılar. Aslanlarla su aygırları arasındaki bir bölge kavgası döneminde devler iki genç aslanın yaşamını kurtarmış olabilir. Gün doğduğunda hala yalnızlar. Mm-hmm.
Bir başka çağrı. Bu sefer tanıdık. Küçük yavrunun annesi. Onları sürüye geri götürüyor. Sekiz aylık kurak mevsimin ardından yağmurlar araziyi değiştiriyor. Sürü yeniden tamamlandı. Yavru sonunda kahvaltısını alıyor. Büyük yavru da diğer bir yaşındaki yavrulara katılıyor. Her ikisi de kurak mevsimi atlattı. Her iki tarafta da liderlerin kavga ettiği, annelerin yavrularını kaybettiği bir mevsim oldu. Çok sayıda kayıp verildi. Krallıklarının karşı karşıya geldiği yerde çatışmalar çıktı. Hayvanlar değişti, savaşlarda yaralandı ve şimdi hepsi de kendi yoluna gidiyor. Aslanlarla devler arasındaki bölge savaşı sona erdi. En azından gelecek yıla dek. Yeşil mevsimin gelişiyle yağmurlar ölüme dair tüm izleri yıkayıp vadiye yeni bir yaşam getirecek. Sürüler büyüyerek yeni aileler oluşacak. Yeni mevsim dikkatli bir huzur getirecek. Burada şimdilik barış ilan edildi. Fakat savaş çok uzakta değil. Bir su aygırı. Buradaki kavgayı kazanabilir çünkü araziyi tanıyor. Seyirciler hızla oradan ayrılıyor. İki rakip birbirini görmezden gelmiş gibi davranıyorlar ama bu tamamen bir blöf. Olasılıkları tartıyorlar. Yavrular ayak altında kalabilir. Su aygırları ilk savaşı kazanıyor. Devlere bir puan. Yavrular onunla yer değiştirebilecek kadar büyük. Onları nehre götürüyor. Burası savaş alanının kalbi. Yaşam burada yoğunlaşıyor. Ve Afrika'nın en değerli yavrularından bazıları burada yaşıyor. Bir anne su aygırı tıpkı dişi aslanlar gibi yavrusunu yaşamı pahasına korur. Sudaki yavruların ve kıyıdaki yavruların öğrenmesi gereken çok şey var. Şimdiden avlanma içgüdüsüne sahip ve homurdanan su aygırlarından korkuyor. Dişi aslan ve yavruları bu gece saklanacak yeni bir yer bulmak durumunda. Anne su aygırları ise sürünün korunmasını tercih ediyorlar. Yavrular diğer yavrularla bir araya gelerek arkadaş edinip oyun oynuyor.
Baskın erkek onları yabancılardan koruyor. Ancak bir kavganın ortasında kalma riskleri var. Az önce başka bir saldırgan erkek geldi. Suyun efendisi hemen yanıt veriyor. Her kim kazanırsa nehri ve düzinelerce dişiyi kontrol edecek. Her biri bir aslanın iki katı büyüklüğünde. Ve iki kat saldırgan olabiliyorlar. Kazanmak demek bir hanedan kurma fırsatı. Yeni nesil yavrularına sahip olmak demek. Yılın bu zamanı nehir bolca avlanma fırsatı sunuyor. Fakat açık bir alanda avlanmak hiç de kolay değil. Pusu kurarak avlanan bir avcının saklanacağı yer yok. Aslanlar bu nedenle bekliyorlar. Buna dayanabilirsiniz, şimdi bir fırsat var. Sıcağın sağladığı kamuflaj. Fakat impalalar tetikte ve aslanların orada olduğunu biliyorlar. Su aygırları da yavaş yavaş aslanlara alışıyor. Belki de bu genç su aygırını sürünün bu kadar yakınına çeken şey meraktır. Belki de onlardan korkmayı öğrenmemiştir henüz. Masumiyeti ölümcül olabilir. Dev iyi bir ders alıyor. Bu ders pençe izleri iyileştikten çok sonra bile onunla kalacak. Çok sayıda su aygırında etkileyici savaş yaraları var. Luangwa akmaya devam ediyor ve su aygırları bir şekilde yeterince yiyecek buluyor. Bekar erkekler bir kez daha baskın su aygırına meydan okuyor. Suyun efendisi güç gösterisi yapıyor. Dışkı sıçratmak patron benim demek. Çene çarpmaksa ben buradayken olmaz demek. Yavrular meraklı. İzlemek üzere toplanıyorlar. Fakat bu tehlikeli bir ders. Bölge sahibi erkeğin avantajı var. Ancak rakibi ondan çok daha güçlü. Birilerinin yanıt vermesi ümidiyle erkek yavru seslenmeye başlıyor. Çok karanlık olmadan sürüyü bulmaları gerek. Ve su aygırları beslenmeye çıkmadan. Ama çok geç. Belki de büyük yavru küçük olanı koruma içgüdüsüne sahip. Çok cesurca bir şey yapmak üzere. Minik bir aslan bir devi kovaladı.
bu beklenmedik bir zafer. Aslanlar gerçekten sosyal tek kedilerdir. Yani birbirlerini hep kollarlar. İki genç aslan nehre ulaşıyor. Sürünün ortaya çıkmasını beklemek için en iyi yer burası. Sekiz aydır yağan ilk yağmurlar. Fakat bu durum yavrulara yardımcı olmuyor. Yağmur izlerini ve kokularını ortadan kaldıracak. Her ikisi de av yakalayamayacak kadar küçük. Aç kalacaklar. Tabii su aygırlarının ya da büyük yırtıcıların onları daha önce bulması büyük bir olasılık. Tanımadıkları bir kükreme. Nehrin diğer tarafındaki göçebeler. Erkekler yavruları fark ederse onları neredeyse kesinlikle öldürürler. Erkek aslanlar tanımadıkları tüm yavruları öldürürler. Fakat bugün yavruların beklenmedik bir müttefiki var. Çoğunu yetişkin dişiler gerçekleştirir. Anneleri aniden uyarı amacıyla kükrüyor. Yalnız değiller. Bilinmedik bir yalnız dişi sürü dışından bir aslan yiyeceğe muhtaç. Yavrular ne yapacağını bilemiyor. Ve yalnız dişi saldırıya başlıyor. Fakat anne geri çekilmeyi reddediyor. Yavrularına süt sağlamak için her bir yiyecek parçasına ihtiyacı var. Kısa bir süreliğine avı paylaşıyorlar. Ve yavrular birbirlerini teselli ediyor. Fakat kısa bir süre sonra yiyecek kavgası bir çekiştirmeceye dönüşüyor. Yavrular için bu dünya korkutucu ve imkansız seçimlerle dolu görünüyor. Anne avını bırakmaya karar verdi. Yavrularını güvene almak daha önemli. Emziren bir anne için yarım puku yeterli değil. Yavrudan dişi olanı daha gergin. Her sesten ürküyor. Anneleri onları yeni bir saklanma yerine götürüyor. Yeniden avlanmak zorunda. Yavrular yalnız başına savunmasızlar. Leoparlar ve sırtlanlar gizli yavruları ararlar. Ve yakınlarda bu kadar çok sayıda tehlikeli su aygırı varken şartlar hiç iyi değil. Onları bırakmak kolay olmuyor. Nehrin ilerisinde yeni doğmuş bir su aygırı kreşe katılıyor. Anneleri görürler.
kıyıdaki otların arasına saklanan bir dişi aslanın bir erkek, bir dişi, iki yavrusu var ve 4 haftalıklar. Birkaç günde bir gizlenme yerlerini değiştiriyor. Yavruların saklı kalması çok önemli. Babunlar bile yerlerini ele verebilir. Dikkatli olmalı. Doğum yapmak üzere sürüsünden ayrılmıştı. O zamandan beri onlardan ayrı. Yavrular sürüye yetişemez ve açık alanda savunmasızdır. Babunların alarm çağrılarının yerini belli ettiğini hissediyor. Bir su aygırı. Buradaki kavgayı kazanabilir çünkü araziyi tanıyor. Seyirciler hızla oradan ayrılıyor. İki rakip birbirini görmezden gelmiş gibi davranıyorlar ama bu tamamen bir blöf. Olasılıkları tartıyorlar. Yavrular ayak altında kalabilir. Su aygırları ilk savaşı kazanıyor. Devlere 1 puan. Yavrular onunla yer değiştirebilecek kadar büyük. Onları nehre götürüyor. Burası savaş alanının kalbi. Yaşam burada yoğunlaşıyor. Ve Afrika'nın en değerli yavrularından bazıları burada yaşıyor. Bir anne su aygırı tıpkı dişi aslanlar gibi yavrusunu yaşamı pahasına korur. Sudaki yavruların ve kıyıdaki yavruların öğrenmesi gereken çok şey var. Şimdiden avlanma içgüdüsüne sahip ve homurdanan su aygırlarından korkuyor. Dişi aslan ve yavruları bu gece saklanacak yeni bir yer bulmak durumunda. Anne su aygırları ise sürünün korunmasını tercih ediyorlar. Yavrular diğer yavrularla bir araya gelerek arkadaş edinip oyun oynuyor. Baskın erkek onları yabancılardan koruyor. Ancak bir kavganın ortasında kalma riskleri var. Gece kaçınılmaz olan gerçekleşti. Şafaktan önce onu sudan çekip çıkardılar. Ama timsahlar da henüz pes etmedi. Aslanlar diğer herkesi kovalıyorlar. Sürü yediklerini sindirmek üzere geri çekilince yemeğe akbabalar atılıyor. Yavrulardan biri karnı tok olmasına rağmen leşi savunmaya çalışıyor. Geçen yıl doğan bir yavru insan standartlarında bir genç sayılır. Ne zaman cesur olup ne zaman pes edeceğini öğrenme aşamasındadır. Akbabaları birkaç kez kovaladıktan sonra buna değmeyeceğine karar veriyor. Bu sırada dişi aslan akbabaları gördü ve sürüsünün nehrin diğer tarafında olduğunu işte o an fark etti. Hem de bir avla. Yavrularını 2 gündür besleyemedi. Açlık kararlarını etkiliyor. Su aygırları onu kısa sürede fark ederek alarm veriyor. Yiyecek ve ailesini görme umudu ona cesaret veriyor.
onları uyararak ciddi olduğunu gösterecek. Devler ikinci kez geri çekiliyor. Skor şimdi eşitlendi. Anne sürüsünü selamlıyor. Doğum yapmak üzere ayrılalı tam 2 ay oldu. Leşe yöneliyor. Çok geç kaldı. Akbabalar yemeği bitirdi bile. Sürünün geri kalanı da ziyafete katılıyor. Kimse ortalıktan kaybolan iki genci fark etmiyor. Yavrular uyandığında sürüyü kaybettiklerini fark ediyorlar. Birilerinin yanıt vermesi ümidiyle erkek yavru seslenmeye başlıyor. Çok karanlık olmadan sürüyü bulmaları gerek. Ve su aygırları beslenmeye çıkmadan. Ama çok geç. Belki de büyük yavru küçük olanı koruma içgüdüsüne sahip. Çok cesurca bir şey yapmak üzere. Minik bir aslan bir devi kovaladı. Bu beklenmedik bir zafer. Aslanlar gerçekten sosyal tek kedilerdir. Yani birbirlerini hep kollarlar. İki genç aslan nehre ulaşıyor. Sürünün ortaya çıkmasını beklemek için en iyi yer burası. Sekiz aydır yağan ilk yağmurlar. Fakat bu durum yavrulara yardımcı olmuyor. Yağmur izlerini ve kokularını ortadan kaldıracak. Her ikisi de av yakalayamayacak kadar küçük. Aç kalacaklar. Tabii su aygırlarının ya da büyük yırtıcıların onları daha önce bulması büyük bir olasılık. Tanımadıkları bir kükreme. Nehrin diğer tarafındaki göçebeler. Erkekler yavruları fark ederse onları neredeyse kesinlikle öldürürler. Erkek aslanlar tanımadıkları tüm yavruları öldürürler. Fakat bugün yavruların beklenmedik bir müttefiki var. Su aygırları onları kovalıyor. Yavrular güvende. Bu hiç beklenmedik bir olay ve yavrular gerçekten de çok şanslılar. Aslanlarla su aygırları arasındaki bir bölge kavgası döneminde devler iki genç aslanın yaşamını kurtarmış olabilir.
Gün doğduğunda hala yalnızlar. Bir başka çağrı. Bu sefer tanıdık. Küçük yavrunun annesi. Onları sürüye geri götürüyor. Sekiz aylık kurak mevsimin ardından yağmurlar araziyi değiştiriyor. Sürü yeniden tamamlandı. Yavru sonunda kahvaltısını alıyor. Büyük yavru da diğer bir yaşındaki yavrulara katılıyor. Her ikisi de kurak mevsimi atlattı. Her iki tarafta da liderlerin kavga ettiği, annelerin yavrularını kaybettiği bir mevsim oldu. Çok sayıda kayıp verildi. Krallıklarının karşı karşıya geldiği baskınlığını gösteriyor. Yabancı havuzun kenarına doğru geri geri gidiyor. Testosteron yüklü ve en tehlikeli halinde. Aslan sürüsü akşamüstlerini nehirde geçiriyorlar. Nehrin bu kıyısını kendi krallıkları olarak görüyorlar. Akşam olduğunda bile hormon yüklü bekar erkek hala kavga arıyor. Sinirli su aygırı sinirinin bir kısmını aslanlardan çıkarıyor. Dişi aslanlar dörde bir bile işlerinin zor olduğunu biliyorlar. Belki de ruh halini fark edip bu kavgaya girmek istemediler. Fakat onun öfkesini küçümsediler. Devler kedileri bir kere daha yendi. 2-0. Bu karşılaşmalar blöf ve güç gösterisi içerisinde. Bu aslanlar ve su aygırları bu oyunu oynayarak büyüdüler. Geçen senenin yavruları kuralları ve riskleri öğreniyor. Karşı kıyıda daha büyük bir tehlike var. Luangwa Nehri, Nisefu sürüsünün sınırında. Diğer taraf iki erkek kardeşe ait. Şimdiden karşı kıyıdaki birkaç rakibi ve yavrularını öldürmüş durumdalar. Su aygırlarımız tarafından korunan nehir olmasa sürümüz ciddi bir tehlikede olurdu. Her geçen gün su seviyesi düşüyor. Nehir yaşamın odağı olurken sürü kıyıda daha fazla zaman geçirmeye başlıyor. Toprak kuruyor ve koala sürüleri akın ediyor. Devasa bufalo sürüleri su içmek için nehrin karşı kıyısına geliyor. Aslanlar için yanlış taraftalar. Yani tehlikeli bölgedeler. Fırsatın kokusunu alıyorlar fakat 100 metre genişliğindeki Luangwa Nehri büyük bir engel. Yemek ellerinden kaçıyor. Onların beklenmedik bir müttefiki var. Müzik
Su aygırları onları kovalıyor. Yavrular güvende. Bu hiç beklenmedik bir olay ve yavrular gerçekten de çok şanslılar. Aslanlarla su aygırları arasındaki bir bölge kavgası döneminde devler iki genç aslanın yaşamını kurtarmış olabilir. Gün doğduğunda hala yalnızlar. Bir başka çağrı. Bu sefer tanıdık. Küçük yavrunun annesi. Onları sürüye geri götürüyor. Sekiz aylık kurak mevsimin ardından yağmurlar araziyi değiştiriyor. Sürü yeniden tamamlandı. Yavru sonunda kahvaltısını alıyor. Büyük yavru da diğer bir yaşındaki yavrulara katılıyor. Her ikisi de kurak mevsimi atlattı. Her iki tarafta da liderlerin kavga ettiği, annelerin yavrularını kaybettiği bir mevsim oldu. Çok sayıda kayıp verildi. Krallıklarının karşı karşıya geldiği yerde çatışmalar çıktı. Hayvanlar değişti, savaşlarda yaralandı ve şimdi hepsi de kendi yoluna gidiyor. Aslanlarla devler arasındaki bölge savaşı sona erdi. En azından gelecek yıla dek. Yeşil mevsimin gelişiyle yağmurlar ölüme dair tüm izleri yıkayıp vadiye yeni bir yaşam getirecek.